Bilindiği üzere 28 Aralık 2011 tarihinde Roboski'de bir katliam yaşandı. Yani Irak sınırları içinde 34 yurttaşımız bu katliamda hayatını kaybetti. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları tarafından bombalanarak hayatını kaybetti. Maalesef o tarihten bu yana failler ve bu faillere bombalama emri veren sorumlular yargı önüne çıkarılmadı. Bilindiği üzere bu konudaki girişimler sonuçsuz kaldı ve nihayetinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de başvuruları reddetti. Biz bunun üzerine 2019 yılında Avukat Kerem Altıparmak, Avukat Neşet Girasun ve Avukat Özlem Zıngıl'la birlikte mağdur ailelerden vekalet alıp yeniden başvuru yaptık. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına ve yeni delil varlığı sebebiyle soruşturmanın yeniden açılmasını istedik. Şimdi bu yeni deliller 2019 yılında Diyarbakır'a başvurumuzda iki yeni delil vardı. Bu iki yeni delil sebebiyle biz Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturmayı yeniden açmasını istedik. Bunlar nelerdi? Bunlar 15 Temmuz'dan sonra dönemin Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak, Roboski katliamında FETÖ'ye işaret etmişti. Bir, bu delil vardı. Diğer delilimiz ise gerek takipsiz kararını veren askeri savcı, gerek bu kararı itirazda onayan askeri mahkemenin hakimleri FETÖ'cü oldukları iddiasıyla yargılanmışlar veya aranıyorlardı. Dolayısıyla biz bu deliller sebebiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma yeniden başlatmasını istedik. Çünkü ortada bir hata varsa bu hatayı Cumhuriyet Savcısının değil, mahkemenin değerlendirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu sebeplerle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduk. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı dosyamızı Uludere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi ve Uludere Cumhuriyet Başsavcılığı 2001 yılında yeniden takipsiz kararı verdi. Yeniden takipsiz kararına karşı biz itirazda bulunduk. İtiraz üzerine Şırnak Sulh Ceza Hakimliği bu itirazımızı reddetti ve Nisan 2021 tarihinde biz bu yeni takipsiz kararını Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Şu an dosyamız Anayasa Mahkemesi önünde karar aşamasında. Adalet Bakanlığı da görüşünü gönderdi. Biz de bu görüşe karşı cevaplarımızı gönderdik ve karar aşamasında ve Anayasa Mahkemesi'nin yakın tarihte biz karar vermesini bekliyoruz. Tabii diğer yandan biz yine 2019'da Adalet Bakanlığı'na da başvurduk. Çünkü Adalet Bakanlığı Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nin takipsiz kararına yapılan itirazı reddettiğine dair kararını Yargıtay'a götürme yetkisine sahip. Yani bu konuda bir süre şartı da yok. Adalet Bakanlığı'na dedik ki bu demin bahsettiğim gerekçelerle bu kararı Yargıtay'a taşımasını ve Yargıtay'ın bu kararı incelemesini, hukuka aykırılık görürse bozmasını talep ettik. Ama maalesef 4 sene sonra 2023 yılı, bu yılın Mayıs ayında Adalet Bakan Yardımcısı imzasıyla bize gönderilen yazıda Yargıtay'a gidilmesine gerek görülmediği ifade edilmiştir. Bu skandal bir yazıdır. Çünkü siyasal iktidar 2017'de bu topluma askeri yargının, askeri Yargıtay'ın, askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin tarafsız ve bağımsız olmadığını söyleyerek, toplumu ikna ederek referandumda askeri yargının kaldırılmasına evet oyu topladı. Ama aynı iktidar maalesef 2014 yılında askeri yargının verdiği bir kararı Yargıtay'a götürmeye gerek duymadı. Bu ciddi bir çelişkidir. Bunu da kamuoyunun ben takdirine sunmak istiyorum.